Son günlerde oldukça popüler olan Atakan'la ilgili skandal bir paylaşım yapmıştı sosyal medya üzerinden bir tane şahıs. Özyeğin Üniversitesi'nde de çalışıyordu biliyorsunuz bu. Bu skandal çirkin ötesi paylaşımı neticesinde kamuoyunda tepkiler arttı, sosyal medyada tepkiler arttı ve bu şahıs Özyeğin Üniversitesi tarafından işinden kovuldu. Derken başta... Baro olmak üzere birçok avukat bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve bu karar neticesinde de birçok kişi tepki gösterdi. Düşünebiliyor musunuz? Çirkin bir paylaşımda bulunuyor. O çirkin paylaşımı da birkaç tane densiz, daha doğrusu ahlaksız beğeniyor. Ben olsam o beğenenlere de soruşturma açılmasını isterim. O beğenenler hakkında da inceleme başlatırım, dava açarım. Biz bunu beklerken beğenen kişilere de o geri zekalı cap paylaşımı beğenen kişilere de soruşturma açılmasını beklerken o aşağılık tweet'i atan, aşağılık paylaşımı yapan, sosyal medya üzerinde aşağılık paylaşımı yapan adam serbest bırakıldı adli kontrol şartıyla. 10 yaşında bir çocuk bu ya. Sen nasıl bir insansın? Nasıl bir insan? Göz altında bir de suçlamaları kabul etmiş beyefendi. Adını sanını buradan ben açıklamıyorum. Adını sanını açıklasak o gider bize dava açar biz suçlu oluruz. Böyle de bir şey olur ha. O aşağılık mesajı atar oraya yazar. Atakan hakkında çirkin sözler sarf eder. Benim burada dile getiremeyeceğim derecede ahlaksız bir sözü söyler. Ama biz onun adını sanını burada söyledik diye siz benim kimliğimi yayıyorsunuz, beni hedef gösteriyorsunuz diye gider dava açar belki bir de kazanır. İşte böyle böyle. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Gözümüz aydın.